أحدث دراجة للمعوقين. Sekizinci okuma parçamız. Hadis modern yeni demek. Ahdesu ismi tabdil. Ahdesu derrace en yeni bisiklet. Lil muavvakin engellilerin en yeni bisikleti. En yeni engelli bisikleti. En modern engelli bisikleti. Evet, burada li'ye izafet anlamı veriyoruz. İçin demeye gerek yok. Entece. Entece üretmek demek. İntihaç. Neticelendirmekten geliyor. Yani yabancı bir kelime değil aslında. Neticeyi biliyoruz biz. Sonuç demek. Entece de sonuçlandırdı. Yani neticelendirdi. Şimdi sana'a da diyebilirdi. Bir önceki metnimizde ihtera'a kelimesi vardı. Bu icat etti. Efendim ibtedaa o da öyle. İbtekera o da öyle. Hatta bazen ikteşefe kelimesini kullanıyoruz. Keşfetmek anlamında. Efendim, hemen hemen bunların hepsi birbirine yakın, birbirinin yerine kullanılabilecek anlamlar. Entecet şirketen İngilizce'den, derraceten elektroniyeten, cedideten. Evet, üretti. Şirketin. Entece üretti demek. Müntiç, üretici anlamına geliyor. Daha önce geçmişti. Müntiç, bir de bunun efendim, müstehlik kelimesi geçmişti. Evet, müntiç, üretici, müstehlik, tüketici demektir. Helak, evet. Entece, direkt nesne alan bir fiil. Entecet, şirketun İngilizce'tun bir İngiliz şirketi entecet derraceten elektroniyeten cedideten ta'melu bil kehrebâi ve tahtimul mu'avvakîne fî tenakulâti ve tetemeyyezu bi kudretihâ alâ su'ûdi sullemi ve tuhat alâ su'ûdi sullemi ve tahattîl havâcizi. Şimdi durdum ben burada. Niye? Acaba dedim bu fiil mi? Yok. Değil mi? Mastar mı? Çünkü burada suud kelimesi mastar efendim takatti de buna atfediliyor. Yani burada yok dur. Şimdi yukarıya bir yavaş yavaş gidelim. Şirketin İngilizciyetin fail öbeği sıfat alması yani. Bir İngiliz şirketi. Evet. Evet. Elektronik yeni bir bisiklet icat etti. Yani üretti. Elektrikle çalışan. Yok. Ha. Şimdi burada elektroniğe birinci sıfat, cedide ikinci sıfat, geri kalan atıf grubu ise ta devam ediyor. Hepsi de üçüncü sıfattır. Bir, iki, üç tane sıfatı var. Sıfatlar önce tercüme edilir Türkçe'de. O zaman bu cümlenin aslı sıfatları düşürürsek çünkü fazlalık ya bunlar. Bir İngiliz şirketi bir bisiklet üretti. Cümlenin aslı bu. Şimdi bunları ekleyeceğiz. Evet. Fiil, fail, mef'ul. Elektronik bir bisiklet. Elektronik yeni bir bisiklet. Elektronik elektrikle çalışan elektronik yeni bir bisiklet. Böyle devam ediyoruz. Ekleme yapıyoruz. Sonra fiil cümlesine atıf var. Elektrikli çalışan bir yerden bir yere gitmelerinde engellilere hizmet eden ve nokta nokta gücüne sahip elektronik yeni bir bisiklet diyeceğiz. Şimdi evet oraya önce bir bakalım parçaları ayıralım. Şimdi kudra kelimesi kudratun mastardır. Bunun fiili kadera ya da kadira her ikisi de olur. Muzarisi ise yakduru ya da yakduru o da olur. Hatta şu kadirayı kadira da yazayım. Kadira. Evet. Bu nesnesini masları da kudretu şeklinde çoğu genellikle gelir. Farklı var da kudrayı bilmek yeterli. Makteretun da diyebilirsiniz mesela. Nesnesini ala ile alır. Bu istetaa demektir.
güç yetirmek demek. Ama ilginç olanı şu, istita'a nesnesini direkt alır. Kadera ile, kadera ise nesnesini hala alır. Mesela yazabilirim demek istiyorum. Estati'u en ettube. Bu yazabilirim demek. İstita'at fiilini kullanmadan, kadira ya da kadera fiilini kullanarak nasıl yazabilirim derim. Akderu ala en ektube. Bakın evet. İsteta nesnesini efendim direkt aldı. Evet. Öteki ise ala ile aldı. Ama bunlar birbirinin dengi olabilir. Bazen temekkene fiilini de buna eşdeğer görebiliriz. Ama o da nesnesini min ile alır. Yani görüyorsunuz değil mi? Peki bu anlamda nasıl söylerim o zaman? Etemekkenu min en ektube. Hani evet min en ektube. Peki. Tabi burada ben hep biri direkt alıyor, öteki ala ile alıyor, öteki ise min ile alıyor. İstersek biz evet. Yoksa estatiyu tamamen akteruya denk değildir. Ala ile birlikte denktir. Demek gene min ile birlikte denktir. Şeklinde bakalım. Ha, burada mevvel mastar olarak getirdim. Mefulü. Efendim. İstersem el-kitabete dersin. Efendim, akderu alel kitabeti. Etemekkenu minel kitabeti. Evet, sormak istediğim bir şey var. Mesela, estatiyo el ektibe. Burada mesela, sanki şöyle bir şey diyorsun. Mevvel masraf, burada sanki başında el tanesi olan bir şey gibi. El kitabeti, teyat dedin. Yok. Marife yaptın, marife gösterdin. El kitabeti. Şimdi, yani, kitabeten diyebilir misin? Şimdi eğer bunu sormak istedikleri anlatabildim mi? Yani? Efendim en ektubet dersem mesela burada el kitabete et derse de diyebilirim ya da kitabete dersi de diyebilirim ya da hatta çok zorlarsan kitabeten et derse de diyebilirim. Efendim sen bana şunu sormaya çalışıyorsun sanırım. Mevvel masların marifelik, nekrelik konusunda bir şey söyleyebilir misin? Ama sen marifeliği kullandın, ondan dolayı söylüyorum. Evet. Şimdi mevvel masların marifeliği ve nekrelik konusunda bir sonuca çıkamadım ben. Çıkamadın ama efendim, marifeyi tercih ettim. Ama şunu gördüm. Arapçada iki tür nekra var. Bir, nekrayı mahz. Efendim, evet. Salt nekra, katıksız. Efendim, bir de nekra-i müfide var. Yani, evet. Nekra-i mahza, salt belirsiz nekra demek. Oysa nekra-i müfide yani tam nekra değil, belirsiz değil ama belirli de değil. Yani o arada. İşte arada demek, evet. Ve nekra-i müfideler bazen efendim nekra gibi bazen de marife gibi kullanılabiliyor. Efendim yani nekra-i müfide efendim nekralıktan uzaklaşıyor tamam ama tam da marife olamıyor. İşte arada kalmış. Arada da kaldığı için çok orijinal bir kullanımı var. Nekra yerine de kullanılabiliyor, marife yerine de kullanılabiliyor. O zaman bize tercihimize kalmış bir şey. Efendim yani evet, böyle bir durum var. Peki, bu müevvel masları niye nekra-i müfide çerçevesinde değerlendiriyorum? Efendim, iki ve daha çok sözcükten oluşup da nekra olan tüm yapılar bir defa nekra-i müfidedir. Yani tüm kelime grupları nekra-i müfidedir. Ama kelime gruplarında, yani maslarda bunu göremiyoruz mu? Kelime grupları
sonuçlarında bunu görebiliyoruz. Yani bunu marifenin aşlam olarak görebiliyoruz. İşte kelime grubunu bütün olarak kalıp olarak aldığımız bütün olarak ele alıyorsun. O bütün nekra bile olsa müfidedir. Evet. Efendim, nekralar efendim eğer kelime grubuysa müfide kısmına girer. Cümleler de bir ögeye karşılık geldiğinde nekra olduklarına göre o zaman onlar müfide türü nekradır. Ama genelde yani zamir değeri olarak biz ona hüve diyoruz. O kalıba. Müevvel mastar için hüve diyorum. Müevvel mastar için de hüve diyorsun. Yani o kalıp diyor ki tırnak arasında aldığımız kavramlar, kalıplar. Ona biz hüve diyoruz. Hepsine hüve demiyorum. Müevvel mastar için dedim. Evet. Müevvel mastarın zamir değeri hüvedir. Evet. Şibi cümlesinde de zamir değeri hüve görebiliriz ya da zamir değeri yoktur da diyebiliriz. Çünkü hepsine uygundur. Fiil cümlesinin kelime grubu olduğunda zamir değerine gelince orada kastedilen neyse ona göre. Yani orada bir sınırlama yok. Ya da isim tamlaması da bir kelime grubudur. Kastedilen tamlamasında muzafın durumu bize kelime zamir değerine veriyor. Evet. O yüzden sadece müevvel mastarda zamir değeri huvedir dedim. Diğerlerinde söylemedim. Bir de şibi cümlesinde hepsiyle birlikte kullanılır dedim. Nötr diyorlar ona. Muhayyit diye bir kelime var. Şibi cümlesiyle mastar aynı şey. Yani mastarın durumu da nereden mastarın durumu da şibi cümlede aynı durumda. Yani ona muhayyit diyorlar. Tarafsız demek. Tarafsız efendim yani nötr demek. Evet. Muhayyit kelimesi. Evet. Şimdi bu yapıyı anlayabilmemiz için bakın istitaa fiilinden bahsettim. Kader-i alâ'dan bahsettim. Şimdi daha önceden de şöyle bir açıklama yapmıştım. Fiil gibi cümle ögesi alırlar demiştim. Fiilimsilerde. Kudretun kelimesi mastardır. O da kader-i fiili gibi nesnesini alâ ile alır. O zaman kudretun ale-su'ud tırmanabilmek demek. Çünkü kader-i ale-su'ud tırmanabildi. Zaten o fiilin aldığı harfi cer bütün kökleri içinde geçerli. Tabi. Evet. Kuralımız. İsim fail içinde geçerli, mefhul içinde geçerli. Evet. Nitelik bildiren isimler için geçerli. Evet. Orada bir engel efendim yok. Kudretun ala su'ud. Evet. Elektrik kesildi. O ışık jeneratör. Evet. Tekrar geldi. Evet. Sahide kelimesi tırmanmak demek. Efendim. Dördüncü baptan yani muzarisi yes'adu şeyi ise mastarı ise soğuttur. O nesnesini efendim direkt olur. Alarak alır. Mesela işte saide sulleme işte merdivene tırmandı. Efendim merdiveni çıktı. Temeyyeze bir şey miydi? Özelliğine temeyyeze evet. Bir özelliğe sahip olmak, keyfini sürmek demek. Efendim, bir ile alır nesnesini. Şimdi kudra ala su'ud sullemi merdivene çıkabilmesi. Dur. Önce şu şeyleri. Çıkabilmek. Merdivene çıkabilmek. Kadera ebilmek. Burada anlamını yazdık mı burada? Bunu yazalım. Efendim. Ebilmek, kadere ala, istetahu, temekkenemin, ebilmek anlamını karşılıyor. Mastarı da o zaman, efendim, kudra ala su'ud, çıkabilmek. Kudratuhe ala su'ud sullem, merdivene tırmanabilmek, merdivene çıkabilmek, çıkabilmesi. Efendim,
Takatti el havaciz. Şimdi hata diye bir fiil var. Hata yaktu hatubun efendim. Adımlamak demek, evet. Adımlamak efendim. Takatta işte adımladı. Efendim. Adımlamak geçmek anlamına geliyor. Haciz engel demek. Çoğulu havaciz. Efendim. Peki takatta el havacize ne demek? Engelleri aştı. Engelleri geçti demek. Bunun mastarı efendim evet engelleri aşma, engelleri geçme oluyor. Efendim. Şimdi burada Saudu Sullem merdivene tırmanmak takattil havaciz engelleri aşmak. Bu evet. Kudret fiilinin ala ile gelmiş nesne grubu oluyor. Bilmek diyeceğiz. Sonra bütün bunları da temeyyeze fiilinin mefulün bir kayrısarıyı yapacağız. Efendim. Şimdi tetemeyyezu bi kudreti ala su'udu sullemi ve takattil havaciz ne demek? O zaman merdiveni tırmana bilme ve engelleri aşabilme kudretine sahip. Evet, gücüne sahip. Tabii sıfat olarak. Peki. Bunu yaptığımıza göre efendim bu iki satırlık cümleyi tercüme edebiliriz. Özneden başlayıp fiille yani yüklemle bitireceğiz. Geri kalanı da araya sıkıştıracağız. Bir İngiliz şirketi 3 tane sıfat olduğuna göre burada sıfatları Türkçe'ye tercüme ederken çok olandan başlayacağız. Tam üçüncü tersi. Gruptan başlayacağız. Tam şeyin Arapçanın tem tersi. Evet. Azdan başlıyor Arapça. Araplar azdan başlıyor. Türkler de çoktan başlıyor. Ama burada çoktan başlayan ifadesi atıf grubu. Atıf grubunu kendi içinde tercüme ederken önceden başlayacağız. Ama atıf grubunu kendi içerisinde baştan başlıyorsun. Fakat sıfat grubunu çoktan başlıyorsun. Yani burada özneyi söyledikten sonra söyleyeceğimiz ilk sıfat elektrikle çalışan olacak. Bir İngiliz şirketi evet, elektrikle çalışan bir yerden bir yere evet gitmelerinde engellilere hizmet eden kudretine sahip bir elektronik bisiklet üretti. Evet. Birin soğuk tırmanmak demek. Evet. Misat da efendim tırmanma aleti, yükselme aleti demek. Yani asansör değil mi? Asansör. Bir İngiliz şirketi elektrikle çalışan ve engellilere bir yerden bir yere gitmelerine hizmet eden ve efendim bisiklette çıkabilme ve engelleri merdiveni tırmanabilme ve engelleri aşabilme gücüne sahip olana gerek yok. Sahip yeni bir elektronik bisiklet üretti. Şurayı en son mu verdik yoksa önce hani burayı mı verdik yoksa önce burayı mı sonra verdik? Şimdi burada bir atıf grubu var. Bisiklete tırmanma ne bisikleti ya? Merdiveni çıkmak, efendim engelleri aşmak. Bu atıf grubu olduğu için önce olanı söylüyoruz. Bisiklete tırmanmak, Allah'ım ya Rabbim ne bisikleti ya bu? Git. Evet, devam ediyor. Merdiveni tırmanmak ve engelleri aşabilmek gücüne sahip.
Evet. Şimdi kelime gruplarını hep efendim asıl olan işte tamamlayıcı olan şeklinde kendi içerisinde bir tercüme yapıyoruz ama sıralamada da tabii ki Pringili şirketi elektrikle çalışan engellilere bir yerden bir yere gitmelerinde hizmet eden efendim merdiveni çıkma ve merdiveni çıkabilme ve engelleri aşabilme gücüne sahip yeni elektronik bir bisikler icat üretti. Özneyle başla, yüklemle bitir, araya da nesneleri tamamlayıcılar sıkıştır. Efendim bir tane İzmir'de şöyle duydum, satıcı diyor ki anam yapıyor, ben satıyorum, içine sevgimi katıyorum. Ben de bunu bu şekilde şey yaptım. Dedim ki özneyle başlıyorum, fiille, yüklemle bitiriyorum, araya da tamamlayıcıları sıkıştırıyorum. Hiye ta'amelü bi tarikati tef'i sülâsi. Def'un itmek demek. Efendim def etmek. Evet. Bazen yoldaki engelin şeyini yerde değiştirmek. Yani bertaraf etmek anlamına da gelir. Arkadan itmek. Hatta kapıların üzerinde girerken bazen itfa yazar. Aynı yere çıkarken bir bakıyoruz. İshab diyor. Yani itiniz diyor. Evet. Efendim çıkarken de çekiniz diyor. Zıt da olabiliyor bu. Mesela bizim kapıda çekiniz var. Dışarı çıkarken ne oluyor? İtiniz olur. Evet. Evet. Şimdi sülaş kelimesi bu üç çekişli demek. Şimdi def itmek demek. Efendim Araplar itmekle ifade ediyor. Türkler ise çekmekle ifade ediyor. Efendim. Şimdi üç çekişli de üçlü çekişli de ya da işte tamam da bu terkip nasıl kurmuş? Sözlere bakarım anlamını bilirim. Tamam da bu terkip nasıl kurmuş? Sülase kelimesi nasıl bu hale gelmiş? Onun üzerinde durmak lazım. Efendim Sülase normalde sayı ismidir. Karşımıza Sülasetun ya da Sülasun şeklinde çıkabilir. Efendim birisi tay merbutalı, biri de tay merbutasız. Evet, sayma sayısıdır bu. Oraya geleceğim. Normalde 3'ten başlıyor. Evet, 3'ü biliyoruz. Efendim. Şimdi daha önce de şundan bahsetmiştim. Bir sayıyı ki bu 3'ten başlar, 3-10 arası bir sayıyı efendim bunun çoğulunu da yazayım ben. Çoğulu da efendim. Vezine koyulan sayılar efendim kesirli sayı bildirir. Efendim 1 bölü 3 gibi. Mesela sulus 1 bölü 3 demek. Huşur 1 bölü 4 demek. Ama benim hala ele alacağım konu bu değil. Efendim bir de fual vezine ya da mefal vezdine konulan sayılar ki bunlar 1 ve 10 arasında kullanılır. Şimdi şuradaki bu vezdine buraya bir açıklama getireyim. Bu vezinler efendim 3-10 rakamları evet rakamları için kullanılabilir. 1 ve 2 için kullanılamaz mesela. Efendim fuaal ya da mefaal. Efendim şimdi bunu kopyalayıp yapıştırayım şuraya. Aynı şeyleri yazmayın. Vezdine ki bu 1 için de kullanılabilir. Vezdine 1-10 rakamlar için kullanılabilir.
koyulan sayılar üleştirme bildirir. Teker teker, ikişer ikişer, işte onar onar, onar onar gibi. Mesela sülal ruba dörder dörder dörtlü dörder dörder ne demek? Evet, bu ona kadar gidebilir. Uşar, onar, onar gibi. Bu kelimenin bak hala gelmedik. Şimdi artı iyyün eki ile nitelik bildiren sıfat. İsmi mensup haline getiriyorum. Üçerli anlamını veriyor. Üçerli. Mesela içtimaat toplantılar. Uşariye. Yani onarlı toplantılar. Onarlı toplantılar. Diyeceksin ki onarlı hiç toplantı olmuyor. Genelde ikili veya üçlü toplantılar oluyor. O zaman ona uyarlar. Ve mesela tefavut pazarlık demek. Tefavudat sülâsiyye. Üçlü pazarlıklar. Mukabele sünâiyye. İkili görüşme. Evet, bu yapılar çokça kullanılıyor. Siyasette. Ne? Ama burada ettef itmek demek arkadan. Esülesi üçerli itme. Üçlü itme. Yani buradan üç çekişli çıkıyor. Ettefur rubai deseydi dört çekişli olurdu. Ama beş çekişli olabilmesi için beş tane tekerleği olması lazım. Ha, bir de öyle olabilir. Yaparız tabii. Hiye tameli bir tarikatı tef'i sülâsiyye. O üç çekişli yöntemle çalışır. Çalışıyor. Tarika, yöntem, ustup. Nazaran li vücudu selâsi acelâtin bihâ. Nazaran li sen dolayı li vücudu selâsi acelâtin bihâ. Onda üç tekerlek olduğu için. Evet. Mesela benim araba iki çekerli. İki itmeli yani. Ama bazı arabalar dört itmeli. Dört çekerli oluyor. Dört, evet. Evet. Ettef erubayi. Evet. Nazaran li bulunmasından dolayı. Selâzi acelâtin bihe fihe. Onda üç tekerlek bulunduğundan üç çekerli yöntemle çalışıyor. Evet, çalışır. O kendisinde üç teker bulunduğundan üç çekerli yöntemle çalışıyor. Çalışır. Tu'attu hazihil merkebetu min afdalil merkebatil müstakdemeti li khiffeti vezniha ve surati edaiha ve suhuleti kıyadetiha fadlan an ademi idrariha bilbiyeti li adem istiftamihel vekude. Şimdi bunu parçalayacağım tabi. Ama ilk önce söylemek istediğim şey duattu. Evet. Şimdi atte saymak, kabul etmek olarak görmek anlamına geliyor. Saymak. Ama buradaki saymak para saymak değildi. Birkaç yerde kabul etmek anlamı. Saymak, kabul etmek, görmek. Eûdüke ebi, seni babam sayıyorum gibi olarak görmek.
sayılır. Evet. Para saymak değil. Ve bu zannenin kardeşlerinden olup müpteda haberden oluşan isim cümlesini kendisine malzeme olarak kullanılan bir fiildir. Çift meful olur. Ama meçhul yaptığımızdan dolayı o tek nesneye dönüşür. Evet. Orada nesnenin biri naib fail olur. Evet. Bu o yüzden şuradaki min eftalil merkebetil müstakdeme ifadesinin şibit cümlesi oluşu sizi aldatmasın. Çünkü bu haber orijinalidir. Haberler de şibit cümlesi olarak gelebilir. Min eftalil merkebetil müstakdemeti şeklinde kullanılabilir. Harika oldu. Bu araba kullanımı bilimin en şey olan önemli. Kullanılan en iyi bineklerdendir, arabalardandır. Şimdi merkebe binek demek. Araba demek. Binek arabası diyorum. Binek arabası. Binek arabası diyor da. Yani binmek için kullanılan araba. Ha evet. Şimdi li burada sebep bildiriyor. Li hıffeti vezniye ağırlığının hafifliğinden dolayı. Yani hafif olması yüzünden. Ve sürati edeyhe performansı hızlı. Yani yüksek performanslı olmasından dolayı. Suhuleti gıyadetihe kullanımı seviyor. Ya da performans da diyorlar. Efendim. Suhuleti gıyadetihe sürmesi kolay. Yani kolay sürümlü. Efendim. Evet. Şimdi bu altı çizili ifade efendim şurada evet. Niçin sorusunun cevabı veriyor. Dığından dolayı ya da dığı için şeklinde tercüme edeceğiz. Burada bir fadlenen var. Evet. Yani hafif, hızlı ve kullanımının kolay olmasından dolayı. Bir yana. Fadlen an ademi idrarihe. Şimdi idrar efendim evet. Bat harfiyle darar efendim kökünden türetilmiş ef ale vezinde edarra. Evet. Zarar verdi demek. İlginçtir. Nesnesini bi ile alır. Darra bi yani ona zarar verdi demek. Ona zarar vermek demek. Evet. Adem daha önce geçmişti. Olumsuzluk bildiriyordu. Zarar vermek, zarar vermemek. Efendim, evet. Olumsuz yapıyor. Şimdi sarih mastarı la ile yok. Mövür mastarı la ile sarih mastarı da Adem ile olumsuzluk yapabiliriz rahat bir şekilde. Duni demiştim. Duni de halin başına geldi. Yani evet. O da sızlık anlamı veriyor. Burada da Adem kelimesi yine istihdamın başına gelmiş. Ve Adem istihdamiye istihdam kullanmak demek. Adem istihdam kullanmamak. Ve Adem istihdamiye el vakude yakıt kullanmaması. Yakıtı kullanmadığı için. Yakıt kullanmak kullanmaksızın demeyelim ya. Demeyelim. Kullanmadığı için. Yani çünkü buradaki he öznesi oluyor. Yakıt kullanmadığı için. Evet. Yakıt kullanmadığı için. Efendim. Çevreye zarar vermemesi bir yana. Efendim. Evet. Şimdi sizce cümleyi tercüme edebilir miyiz? Her şey. Her şeyi bitirdik. Evet. Evet, özneyle, merfu isimle başlayalım. O. Ama niçin sorusunu daha önce söyleyelim. O. Olmasından dolayı üç çekişli yöntemle çalışır. Ve bu araç kullanılan yok şeyden
Ama yani, niçin sorusunu daha önce söyler Türkler. Suratının suratı kolaylığından dolayı. Ama şu fatlanı da daha önce ele alabiliriz. Ama niçin zarar vermiyor? Yakıt kullanmadığı için. Yakıt kullanmadığında. Ha bak, yakıt kullanmadığı için çevreye zarar vermemesi bir yana, hafifliğinden. Ama hocam bak bak bak, güzel bir şeye sebep oldun. Atık grubunu tercih ederken baştan başlayalım. Yani hafifliğinden, efendim, hızlılığından ve kolay kullanımından dolayı efendim en çok kullanılan bineklerden, araçlardan sayılır. Evet. Bu araç, tekrar başlayabilirim. Bu araç. Bu araç ta şeyden alacağız burada. Yakıt kullanmadığından çevreye zarar vermemesi bir yana, hafifliği, hızlılığı ve kolay kullanımından dolayı kullanılan en iyi araçlardan kabul edilir, sayılır. Evet, maktadır da diyebilirdik. Sayılmaktadır falan. Efendim, şimdi bunları tercüme ederken bir kelime grupları nasıl oluşuyor? Efendim, bir de o kelime gruplarını bir, kendi içerisinde nasıl tercüme ediyoruz? İki, bunu genel cümleye öge olarak nasıl yansıtıyoruz? Evet, bunları vurgulamaya çalışıyorum ben.